Merhabalar hayalini tasarlayanlar, proje ekibi ve katılımcı arkadaşlarım. İsmim Muhammed Darıcıoğlu. Kastamonu'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Kısaca sizlere projemden bahsetmek istiyorum. Projem iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım akıllı ahır. Ahırlarda hayvan dışkılarının yetersiz hava nedeniyle okside olamayışından dolayı karbon monoksit ve azot gazı oluşmakta. Bu gaz hayvanlarda verem hastalığına yol açmaktadır. Dolayısıyla ahır içindeki sıcaklık, nem, gaz miktarı gibi unsurlar hayvan refahı ve verimi için oldukça önemlidir. Bu problemin çözümü için geleneksel hayvancılık yöntemlerine teknolojiyi entegre ederek projemi tasarladım. Akıllı ahır projesinde şunlar var. Verem tehlikesini en aza indirmeyi planlıyoruz. Bunun için ahırdaki metan gazı ve amonyak gazı ölçülüyor. Belli bir seviyenin üzerinde ise otomatik fan devreye giriyor. Ortam havalandırılıp besiciye uyarı veriyor. Ayrıca içerinin nem ve ısısı ölçülüyor, sıcaklık arttığında fan devreye giriyor ve uyarı veriyor. Kaşınma hayvanlar için büyük bir ihtiyaç. Hayvan sensöre yaklaştığında kaşınma düzeniye çalışıyor, hayvan uzaklaştığında devreden çıkıyor. Ahırda amonyak gazını azaltacak bir diğer unsur ahırın temizliğidir. Bu amaçla RTSC sensörüyle her gün ayarlanan saatte düzenek çalışıyor, orta kısımdaki hayvan dışkıları dış ortama süpürülüyor, hava kalitesi artırılmış oluyor. İlave olarak ahıra giren çıkan hayvanlar sayılıyor, içeride hayvan kaldıysa bunun bilinmesi hasta hayvanların tespitini kolaylaştırıyor. LED panelde hayvan sayısı görünüyor. Projemin diğer kısmı akıllı kümes. Maalesef kümeslerde hatalı ışıklandırma, sulama, yemleme ve havalandırmadaki eksiklikler, hayvanların sayım ve takibindeki zorluklar gibi birçok problemle karşılaşıyoruz. Ben de projemde bu sorunların çözümüne yönelik insan gücünü minimum seviyeye indirecek, uzaktan kontrollü bir şekilde verimi en yüksek seviyeye taşıyacak akıllı bir kümes tasarladım. Akıllı kümesimiz şöyle çalışmakta. Kümesteki tavuklar her gün belli bir saatte ayarlanan miktar kadar otomatik olarak yemleniyor. Tavukların suyu bittiğinde kapasitif sensör devreye girerek arka taraftaki depodan dalgıç pompa ile hazne doluncaya kadar taze su dolduruluyor. Kümesin kapısı her sabah güneş doğması ile otomatik açılıyor, tavuklar dışarı çıkıyor. Akşam olunca içeri giren tavuklar sayılıyor, tüm tavuklar girdiyse ve hava kararmışsa otomatik olarak kapı kapanıyor. Son kısım IOT uygulaması. Nodemcü modülü ile telefonumuzdan kümesin ışığını açabiliyoruz. Sıcaklık nem düzeylerini kontrol edebiliyoruz. Ayrıca belli bir sıcaklık ve nemin üzerinde fanımız otomatik çalışıyor. Yani bu küme sayesinde şehirde yaşasanız bile uzaktaki kümesinize günlerce uğramadan besicilik yapabilirsiniz. Bu projenin bana katkısı hayallerin gerçeğe dönüşebileceğini keşfetmem oldu. Bu noktada projede aldığımız atölye eğitimleri de buna büyük katkı sağladı. Projeye salgın nedeniyle öğrencilerimizi dahil edemesek de oğlum Musab Enes'in temel Arduino bilgisi ve kızım Elif Zürel'in malzeme taşımasıyla projeye katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca sizlere de bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.